El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzeyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz teslim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi aynı kökten gelir, silm kökünden. Konumuz teslim. Biz insan olarak yaratıldık. Bütün insanların Allah'a teslim etmeleri zaruri olan ruhları vardır. Fizik vücutları, veçleri vardır. Nefsleri vardır ve iradeleri vardır. Bunlar görünür standartlarda sahip olduğumuz ve Allah-u Teala'ya teslim etmekle vazifeli olduğumuz şeyler. Ama teslim kavramının içerisine girdiğimiz zaman yedi safhanın yedi tane teslimi de içerdiğini görürüz. Bu teslimlere Allah-u Teala teslim adını veriyor. Orada teslim edilecek ne var, neyi teslim etmişiz de Allah-u Teala onlar teslim olmuşlardır diyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim açıklık getirmemiş mevzuya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslim müessesesini dikkate aldığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde yedi tane teslim safhası söz konusu ve gerçekten daha birinci de Allah Teala teslim adıyla başlıyor. İşte Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi, Erun suresinin 53. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Nem 81'de ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Diyor ki Allah Teala ve sen körleri dalaletlerinden hidayete erdiremezsin. Sen ancak amini olan ayetlerimize iman edenleri onlara işittirebilirsin. Burada Allah Teala yu'minu kelimesini kullanmış. Yani amini olanlar. Biliyorsunuz ki amini olma kavramı iki hüviyet taşır. Birincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki Allah'a inanan kişi, ki Allah'a insan ruhunun ulaşmasına inanan kişi, bunun üzerine farz olduğuna inanan kişi, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, dilemezse eğer bu iman derecesine sahip olmasına rağmen o kişinin kurtuluşu söz konusu değil. Ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dördüncü faktör de bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşacağına inanan bir kişi olması lazım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ki bu dört faktörün sahibi olmazsa zaten Allah'a ulaşmayı dilemez.
Bunların sahibi ise Allah'a ulaşma dileği o kişi de yeşerecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onlara da teslim olanlar diyor. Ayetlere inananlar, amenu olanlar, amenu oldukları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a teslim olanlar olarak vasıflandırılıyor. Öyleyse sadece bir dilek var ortada ama bu Allah'ın davetine Allah'a ulaşmayı dileyerek teslim olmaktır. İcabet etmek, teslim olmayı işaret ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'ın bu istikametteki dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemiş ve aminu olmuştur. Buradaki aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olan kişidir. Ve o teslim olan birisidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek olan birisidir. Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma ente aslında Rum 53'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Yani önemli olan Nem 81 ile Rum 53'ün aynı standartlarda oluşunda bir teslim müessesesi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine teslim olmuş kabul ediyor. Ama acaba bu teslim hangi muhtevada bir teslim? Kişi Allah'a gerçekten teslim olmuş mu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman? O teslim olmamış. Allah onu teslim almış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruyucu kalkanı onun üzerinde derhal şekillenir. Ve bu kalkan şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Nereye kadar? Ta o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı başardığı güne kadar. Allah oraya kadar garanti ediyor. Ve koruyucu kalkan şeytanın o kişi üzerindeki bütün tesirlerini yok ediyor. Bu sebeple bu kişi Allah tarafından teslim alınmış kişidir. Teslim olmuşlardır diyor Allah Teala. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve burada insanların büyük kısmı Allah Teala tarafından seçiliyor. Bu Allah'a teslim olanlar Allah'ın seçtiklerinin içinden oluşacak. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o bu safhada birisi. Allah'ın ayetlerine iman etmiş kişi ve tebliğe pozitif cevap vermiş ve pozitif olarak bakmış, kalbine yatırmış tebliği ve Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda o kişi birinci teslimini tamamlamıştır. Allah onu teslim almıştır. İkinci safhada bir teslim müessesesi oluşuyor. Mürşide teslim olmak. Birinci safa, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan safayı ifade eder. Burada kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşma dileği Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görünür, görülür. Ve bunun üzerine Allah rahim esmasıyla tecelli eder kişinin üzerinde. Ve bu tecelli o kişinin
kör, sağ ve dilsiz hüviyetinden kurtulmasını ve gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaşmasını ifade eder. Bu noktada o kişi Allah-u Teala'nın 7 tane Furkan almıştır. Kör, sağ ve dilsiz olan bu kişi ve ölü olan bu kişi, Allah'a göre ölü kabul edilen bu kişi, gören, işiten ve bilen hayata gelen birisidir. Ölümden sonra hayata gelen bir kişidir. Bu kişi, herkes Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul ediliyor. Bu kişi ölümden dönen bir insandır. Ve ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah yardımlarını ulaştıracaktır. O kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Göğsünden kalbine nur yol açacaktır. Kişi zikri yapacak ve kalbine Allah'ın nurları girecektir. Ve kişi %2 nur birikimine huşu sahibi olacaktır. Huşu sahibi olunca mürşidine ulaşmak için Allah'tan talepte bulunacaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Bu safa Allah'a teslim olmanın ikinci safhasıdır. Allah adına mürşide teslim olunur. Öyleyse bu safhaya bakalım. En'am suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Affedersiniz, o Nisa 125'ti. En'am 125'te فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ var. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar İslam için. فَمَنْ يُرِدْ اَنْ يَدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا. Allah kimi de dalalete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. كَاَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Böylece Allah kimi dalaleti bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik, azap, darlık, güçlük, rics verir. Burada Zümer 22'yi de zikretmek lazım. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı ve Rabbinden bir nur üzere olan kişi kalbi kasiyet bağlamış gibi midir? Vay onlara ki kalpleri kasiyet bağlamıştır zikir sebebiyle. Onlar açık bir dalalet içindedirler. İşte Allah'ın nurlarının kalbe girişini söylüyor Allah Teala. Burada bu kişinin teslimi için bir adım daha attığı neticesine ulaşıyoruz. Ama bu teslim konusunda asıl önemli ayet-i kerime Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi. Allah Teala ve enna minnel müslimine ve minnel kasitun buyuruyor. Bizden cinler diyorlar ki bizden Allah'a teslim edenler olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kasitun olanlar da var. Femen esleme fe ulake tahara reşida. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Ve mürşidine ulaştığı noktada mürşidine teslim olur.
noktada kişi mürşidine ulaşmış, hacet namazını kılmış, mürşidini sormuş, mürşidine ulaşmış ve teslim olmuştur. Allah-u Teala derhal harekete geçer, o kişinin kalbine imanı yazar, başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir, o kişinin günahlarını sevabı çevirir, o kişi nefs tezkiyesine başlar, Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kalbe girer, fazıllar toplanmaya başlar kalbin etrafında. O kişinin fizik vücudu nefsin afetlerine karşı güçlenir, iradesi de güçlenir. Fizik vücudu da, nefsi de, iradesi de afetlere karşı güçlenir. O kişiye, o güne kadar bire 10 veren Allah-u Teala, sevaphanesine o günden sonra biri 100 vermeye başlar. Gök katlarında ruh yükseldikçe 700'e kadar yükselir. Allah Teala bu konudaki teslimi Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum li azabe. ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Bu ayet-i kerime sadece ruhun teslimini değil, onun ötesinde fizik vücudun, nefsin ve iradenin de teslimini içermektedir. Ruhun zikirle Allah-u Teala'ya geri dönmesi ve ulaşması söz konusu. Müzemmil 8'de Allah-u Teala buyuruyor ki وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتِلِ لَيْهِ تَبْد۪يلًا Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ona teslim ol. Bu ruhun teslimi. Allah-u Teala bu bapta Allah'a ruhun teslimini bu noktada tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi nefs tezkiyesi yapıyor. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanınca ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Sonra ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Ruh üçüncü gök katında nefsi mülhime. Nefsi emarede kişi gene nefsine tabi bir insan ama az bir zikirle nefsinin kalbi %7'nin birikimini tamamladığı zaman birinci kata ulaşmış. Nefsi devamede kişi nefsini levh ediyor, yanlışlıklar yaptığının farkında ama değiştiremiyor kendisini ve ikinci kata ulaşıyor %14 nur birikim, fazıl birikimiyle. Üçüncü katta Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi nefsi mülkime. Dördüncü katta bu kişi mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varıyor. Ve böyle bir dizaynda kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Beşinci katta kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı katta Allah da kişiden razı oluyor. Altıncı ve beşinci ve altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Ve yedinci defa nur birikiminde nefsi tezkiye,
Fıtır suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi için, kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a teslim edeceği, olacağı, olması istikametinde. Ve nefs tezkiyesi yolun yarısını işaret eder. Tezkiye nefsin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Tasfiye ise %100 nur birikimini ifade eder. Burası bir nevi yolun yarısıdır. Ama ruh için yol tamamlanmıştır. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur ve kişi evvap olur. Allah Teala buyuruyor ki Kaf 31 ve 32'de ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Allah Teala buyuruyor cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap olan, ruhunu meaba ulaştırmış olan kişi. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Bu üçüncü teslim. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi. Birinci teslim Allah Teala tarafından teslim alınıyor kişi. İkinci teslimde mürşide teslim oluyoruz. Üçüncü teslimde ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. Dördüncü teslim fizik vücudumuzun teslimi. Allah Teala bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücudun teslimini şöyle anlatıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Allah Hazreti İbrahim'i kendisine halil kıldı. Dost kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere için Allah diyor ki onlar Hazreti İbrahim'in hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldular diyor. Ruhun tesliminde de fizik vücudun tesliminde de, nefsin tesliminde de, iradenin tesliminde de Allah Teala hep hanif olarak teslim oldular ifadesini buyuruyor. Fizik vücudun teslimi demek, fizik vücudumuzun kalbinde, fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir nokta demek. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ifade buyurduğu şey fizik vücudun teslimindeki incelik. Fizik vücudun tesliminde nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmamıştır.
%81 nurla dolmuştur kalbimiz. Bu noktada fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu özelliğin sahibi olan fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. İyi ama bünyesinde, nefsin kalbinde hala %19 afet var. Bu afetler de şiddetle fizik vücudun yaptıklarına karşı çıkıyor. Ama fizik vücut onlara değer vermiyor. Öfkelendiği zaman öfkesini yutuyor kişi. Ve bu statü içerisinde Allah'a teslimiyetini gerçekleştiriyor. Nefsin afetlerini asla kale almıyor, dikkate almıyor. Nefsin afetleri bağırsınlar, çağırsınlar. Ne kadar karşı çıkarsınlarsa çıksınlar, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekte ısrarlı ve kararlı. İşte burası fizik vücudun teslimidir. Peki daha ötesi, burası 25. basamak. 22. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim etti. Ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah makamındayız. 22. basamakta beka makamındayız. Allah'ın dininde bir taht ihsan ediliyor. 24. basamakta zühd sahibi oluyoruz. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlıyoruz. Fizik vücudumuzun teslimi bundan sonra. Bu nokta fizik vücudumuzun teslimi noktası. Sonra daha öteye geçiyoruz. Daha öteye geçiş nefsin teslimini içeriyor. Nefsin teslimi için önce birinci safhadan geçmek mecburiyetindeyiz. Burası Ullelbab makamı. Ullelbab makamında Allah-u Teala bütün sahabenin Ullelbab olduklarını zaten söylüyor. Teala sahabe için buyuruyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar diyor Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiler. Onlar diyor Allah'a ruhlarını teslim ettiler. Ve sonra da onların bu ruhların tesliminden sonra ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. Onların ulul elbab olduğunu ifade ediyor. Ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ne demek ulul elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Önce daimi zikire ulaşıyor kişi. Ullelbab makamının sahibi oluyor. Burada 7 tane özelliği var kişinin. Evvela daimi zikrin sahibi 1. Sonra daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuş durumda. 2. Sonra Allah kalp gözünü açmış o kişinin. 3. Kalp kulağında açmış. 4. Yani Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri fizik ötesi olarak kalp gözüyle görüyor. Allah'ın gösterdiği, Allah'ın söylediklerini de kalp kulağıyla işitiyor. Bu kişinin 3 özelliği daha var. Bu kişi ehli tezekkür, bu kişi ehli hayır, bu kişi ehli hüküm veya hikmet sahibi. Niçin ehli tezekkür? Allah-u Teala ile devamlı konuşma halinde. Her konuyu Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi ehli tezekkür kişi.
bu kişi ehl-i hayır, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanıyor. Derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bu kişi kesintisiz bir hayrın sahibi. Bu sebeple ehl-i hayır oluyor. Bu kişi hikmet sahibi. Bir ayetin hangi 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o kişi bir bakışta anlayabilecek seviyede. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynla kişi nefsini Allah'a teslim etmek yolunda birinci aşamayı geçiyor. Ulu'l-Elbab makamının sahibi oluyor. Daimi zikrin sahibi oluyor. Ama nefsini teslim edebilmesi için halis olması lazım nefsinin, kalbinin. Bu bir sonraki basamakta gerçekleşecektir. Bu basamakta, yani 26. basamakta, Ulu'l-Elbab makamında kişi yerlerin melekutuna aşina oluyor. Allah-u Teala ona yerlerin melekutunu gösteriyor. 7 kat yerler, 7 kat cehennem ve zemin kat, zemin katın sırları. Kişi devrin imamının dergahının bütün inceliklerini, sırlarını biliyor, gösteriyor Allah-u Teala ona, o da idrak ediyor. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra o kişi daimi zikrin ikinci kademesine yükseliyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Diyor ki Allah-u Teala ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde muhlisler olarak muhlisler olmakla emrolunurlar. Nefslerinin kalbini halis kılanlar olmakla emrolundular. Öyleyse burada bu seviyede kişi ne zaman yerin yerlerin melekutunu gördükten sonra, zemin katı da gördükten sonra, ne zaman bu kişiye birinci gök katı gösterilmeye başlanırsa, o zaman ihlas sahibi oluyor kişi, ihlas makamının içinde oluyor ve göklerin 7 katı da birer birer gösteriliyor. Birinci kattaki secde, açıkta secde, ikinci kattaki su arınma havuzları, oradaki secde, üçüncü kattaki iki katlı dergâhta secde, mihenk menfezinden yukarıya doğru birbirinin arkasından sonsuzluğa uçarak dördüncü kata ulaşanlar Beytül Makdes'in aslında tövbe ediyorlar. Beytül Haram'ın aslına çıkıyorlar beşinci kademede. Sonra da altıncı gök katına çıkıyorlar. Orada Sıfkatullah oluyorlar. Sonra yedinci gök katı gösteriliyor bu kişiye. Yedinci gök katında kader hücreleri, ümmül kitap, kudret denizi, makam-ı mahmud ve zikir hücreleri
birer birer gösteriliyor. Bundan sonra ne zaman kişi sitretin müntahayı görürse, yani indi ilahinin en yüksek noktasını, o zaman o kişi ihlas makamını da bitiriyor ve tövbe-i nasuha davet ediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte burası nefsin de Allah'a teslim edildiği noktadır. Ne diyor Allah-u Teala? Zümerelilerde ve eni yübiyle rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden Allah'a dönün ve Allah'a, ona teslim olun. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve daha ötesinde Allah'a teslim edin. Burada nefsin teslimi söz konusu. Nefsi de böylece kişi Allah'a teslim ediyor. Bundan sonra bu kişinin irşada ulaşma konusundaki bir teslimi var. Daha sonra ise irşada memur ve mezun kılınma noktasındaki teslimi söz konusu. Burada Allah-u Teala Saffat Suresinin 102. ve 103. ayetlerinde Hazreti İbrahim ile oğlu arasındaki ilişkilerden bahsediyor. Diyor ki, oğlu kendisiyle beraber çalışma çağına erdiği zaman dedi ki, ya Rabbi, ey evladım, ben kendimi seni vaazlarken gördüm. Buna ne diyorsun, bir düşün bakalım. Hazreti İsmail de diyor ki, baba beni hazır bulacaksın. Yapman lazım genel işlev, her neyse, inşallah onu gerçekleştir. Hazreti İbrahim, bunun üzerine ne yapacak? Bu olay tahakkuk edince Allah Teala şöyle bir ifade kullanıyor Saffat Suresi'nin bir sonraki 103. ayet-i kerimesinde. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. İkisi de Allah'a teslim olunca Hazreti İsmail oğlunu alnı üzerine yatırdı diyor. Oğlunu alnı üzerine yatırdı. Yani boğazını kesmek üzere hazırladı. Bıçağını da bilinmiş durumda. Bundan sonra bıçağını oğlunun boynuna sürüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve sonrasını biliyorsunuz, Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor Hazreti İbrahim'in yanına. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bayramı bu sebeple kutlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakara 131'de de Allah-u Teala Rabbi ona, alemlerin Rabbine teslim ol dediği zaman Hazreti İbrahim için söylüyor. İbrahim alemlerin Rabbine teslim oldu. Buradaki teslimde artık hakkı tukati takva var. 6. safhada teslimiyetin her şeyini Allah'a teslim edecek bir hüviyette oluşması söz konusu. Ve orada Hazreti İbrahim'in irşada ulaştığı bir nokta söz konusu. Böylece Hazreti İbrahim'in söylediği şey açık ve kesin alemlerin Rabbine teslim oldum diyor.
bu teslimiyet son teslimden bir evvelki teslim hüviyetinde son teslimde Allah-u Teala'nın kullandığı ifade siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ölmeden Allah'a teslim olmayın. Teslim olmadan, Allah'a teslim olmadan ölmeyin. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Burada illa, mutlaka diyor Allah-u Teala, mutlaka teslim olarak, Allah'a teslim olarak ölün. Buradaki mutlaka kelimesi teslimlerin tamamını içeriyor. Bu orası konunun son noktası. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada dolaştıklarını biliyoruz. Allah Teala bu hususu açık bir şekilde ifade buyuruyor. Hücurat 7'de diyor ki: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer siz ona ya da o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, yani Allah'ın söylediklerini dinlemeyip sizin söylediklerinize tabi olsaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Ve kalbinize koyduğu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar ifrada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Sahabeye, Allah-u Teala sahabeyi fıstan, küfürden, isyandan korumuş. İşte böyle bir noktada ifrada ulaşan sahabe nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra iradelerini Allah'a teslim edecekleri noktadan bir evvelki noktada bu olayı yaşıyorlar. İrşad için gerekli olan her şeyi muktesebatlarına almışlar. İrşad makamına ulaşmadan evvel kendileri irşada ermişler. Yani irşad olmak istikametinde lazım gelen bütün bilgileri, bütün eğitimi almışlar. İrşad olmuşlar. Ve burası selam makamının 4. kademesi. 1. kademede tövbe-i nasuh'a davet ediliyor kişi. 2. kademede günahları örtülüyor. 3. kademede salah nuru veriliyor. 4. kademede günahları sevaba çevriliyor kişinin. Burası kişinin irşadını tamamladığı yer. İrşad olduğu nokta. Burası da bir teslim noktası. Hakka tukatihi takva ile Muhsinler takvası arasında Muhlisler takvası arasında bir kesim. İşte Allah-u Teala bu kesimdeki teslim için şu ifadeyi kullanıyor: وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin ama mutlak olarak Allah'a teslim olun. Ölmeden evvel siz ölmeyin, ölmeden evvel mutlaka
Allah'a teslim olun. Müslümanlar olarak Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmişler olarak ölün. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakkı tukatih ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. İşte Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi. Hakka tukatihi takva ve hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini içeren bir takva. Ve Allah Teala herkese emrediyor. Siz ölmeyin diyor. Ey amin olanlar, hakkıyla takva sahibi olanlar, bir hakkın takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi oldularsa siz de öyle bir takvanın sahibi olun. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Bakara 136'da sahabeye deyin ki biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup ve torunlara indirilenlerine, torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve diğer nebilere, Rablerinden verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Zaten biz ona teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. İşte Ali İmran 102'deki takva sahabenin sahip olduğu takva müessesidir. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. İrşada memur ve mezun kılınmışlar. Teslimlerin sonuncusu olan iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle sonuca ulaşmışlar. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmış. Ve Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Bakıyoruz Tövbe 100'e. Allah Teala Tövbe 100'de buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından ıvarklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Ve Allah Teala diyor ki onlar Fevzül Azim'in sahipleri idiler. İşte Fevzül Azim'in sahibi olan sahabe, sahabeye tabi olunmuş, tabi olanlara tabi'in diyor Allah Teala. Tabi'nin de irşat makamına geldiğini söylüyor ayet-i kerime. Onlar da Fevzül Azim'in sahipleri. Tebe-i tabi'ini irşat etmişler tabi'in. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuzu tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.